Söz senin Asu, buyur. Bunun da şarjı bitti. Geldi geldi. Sen devam et. Şunu şarjı bitirsin. Tamam. Şarjı nerede? Ben de bir önceki arkadaşla aynı alanda yapıyorum. Projemi. Ben de konuk evi çalışıyorum. Girişimi buradan aldım. Şu kısım resepsiyon. Resepsiyonun olduğu yer. Burası kafeterya. Burası bu taraf bekleme salonu gibi bir yer. Ondan sonra bu arka tarafta bir konferans salonu, gösteri salonu gibi bir yer var. Onun için de ön tarafına bir doğayı alanı yaptım. Bu konferans yükseldiği için girişini de biraz yükselttim. Yani merdivenle çıkartmak durumda kaldım oraya. Ondan sonra bu tarafta da odalarımı çözdüm. Şöyle lobinin arkasında da şu kısmı kapattım. Şuradan da idari personel ve diğer personellerin odasının olduğu kısım var. Ondan sonra bu da ikinci katın planı. Bu şey, planlarım benim geriye çekilerek gidiyordu. Her katta geri çekilerek yeşil alanlar oluşturuyordu bir önceki katın şeysinde, şöyle modelinde göstereyim. Üst katında. Başka ne diyebilirim? Ha şey, ben ilk vize zamanında restoran kısmını alt katta çözmüştüm. Lobimi çok sıkıştırmıştı. Onu üst katta çözmeye çalıştım. Şu kısım mutfak. Önünde şurayı da restoran kısmı olarak aldım. Mutfağa da şu dışarıdan bir asansörle bazı şeyler geliyor, malzemeler geliyor. Bu kısmı depo. Ondan sonra başka diyeceğim bir şey yok sanırım. Kesitlerim de şöyle şu şekilde. Böyle. Günay Hocam, ben bir şey sorsam burada. Şimdi şurada bir giriş, yani girişim biraz arka tarafında koridora da bakan bir lavabolarımız var. Bu mekanlarda lavabo koymak çok mantıklı olur mu? Resepsiyona hitap eden bir tuvalet lavabo istenir ama konuklarında. Tamam. Ahmet yani, de o zaman bu katta lavabo çözmek gerekiyor. Tamam. Zemin katta da bir şekilde lavabo çözülmesi lazım. Ahmet için de geçerli olan bir şey o zaman. Tamam. Burada peki, yani şimdi ben şey söyleyeyim. Şimdi şurası kullanılan bir şey ya, çok amaçlı salon ya. Kulisi yapmışız burada. Kulis hani seminer salonunun içinden geçmeden kulise erişemiyoruz. O yüzden dolayı acaba şöyle mi yapsak? Burada kulisi bölüp resepsiyonun arkasından bir geçiş vermek daha mı doğru olur acaba? Aslında olabilir hocam. Ben hani o tarafı, resepsiyon arka tarafına
müşteri yani kullanıcıları hiç almamak için sadece çalışanlar olsun diye orayı direkt kapatmıştım ama aslında içeriden geçmeyip arkadan dolaşmak daha mantıklı olabilir. Yani burada sadece zaten hani orada seminer verecek ya da hani o alanı etkin olarak kullanacak kişinin kaçış noktası olarak değerlendirebileceğimiz bir yer olsun diye söyledim onu. Bir de bu noktaya hani idari personelin de ulaşabileceği dışarıdan bir girişe gerek var mı acaba? Arka cepheden de oraya erişmek için çünkü bir düzenleme yapmak gerekecek oraya da. Aslında ben kulise şuradan almayı düşünmüştüm. Hani arkadan değil de. Bunun da oturumu tabii hani ortadan girmişsin. Burayı fuaye alanı gibi kullanmaya çalışıyorsun. Ama bunlar da muhtemelen şuralarda bir basamaklamalarımız var. Evet. Onu basamaklamaları kesitte gösterdim. İşte yükselerek girince bu alana da merdivenle çıkmak durumunda kalıyordu ortadan aldığım için. Evet, evet. Yani onları nasıl çözmek gerekir acaba? Yani girişte resepsiyonun hemen karşısında olması güzel, avantajlı bir durum. Hani bu gayet iyi. Arka tarafından hani arka ofislere geçiş, hani ön ofis, arka ofis olarak hani yönetimin de oradan ulaşılabiliyor olması güzel. Ama tabii bu müdüriyet kısmı birazcık şeyde kalmış, aşırı uçta kalmış. İdari personelle mesela sadece şöyle bir şey yapılması yeterli olabilir. Hani personel buradan kullansın da idari personel. Burada sekreteri olsun da sekreterin o da içinden veya dışarıdan direkt giriş verebilelim yani. Anladım. Öyle bir şey olabilir. Bir de burada bir şu çarpı var. O nedir? Şey hocam, asansör bu şu hat, bir dakika çiziyorum. Üst katta mutfağa denk geliyor. Bu şurası. Yani o az önce Ahmet'e dediğimiz gibi burayı o zaman tamamen kapatalım da ya da aynı hatta olacak şekilde, aynı aksta olacak şekilde servisimizi eğer hani servis aracı bu tarafa yaklaşacaksa böyle hani buradan böyle bir giriş vereceksek bu tarafa doğru aracın hani orada bir şeyli kapı olur, garaj kapısı olur. O garaj kapısı tepede bütün çıkar. Oradan giriş yapmış olur. Hani o ona özel orada bir çukur ya da çıkıntı bırakmanın pek bir anlamı yok. Burada şu nedir? En uçta kalan bir boşta bir alan var. Oyun odası falan ya, mı olacak oradan? Yok. Orası da hani teras alanı gibi her katın sonunda. Ben katlara balkon, yani odalara balkon düşünmedim ayrı ayrı. Zaten hani üst katlarda da böyle teras gibi alanlarım olduğu için alt kata da böyle bir alan eklemek istedim. O yüzden. Peki buranın kullanımı dışarıya açık mı olacak, kapalı mı olacak? Yani dışarıda bir böyle cam falan olacak mı yoksa teras gibi mi duracak? Veranda teras mi duracak? Gibi düşünmüştüm. Yok, cam olarak düşünmedim. Açık alan yani. Açık alan olarak düşündüm. Aslında hani Eskişehir için çok soğuk olduğu zamanlarda kapatılması gerekir diye de düşündüm. Ama her tarafı da nasıl camla kaplayacağım onu da çok anlayamadım. Hani teras gibi bir yerin dört bir yanını nasıl kaplarım? O yüzden... Yani açılır kapanır tavanlar var. O açılır kapanır tavanlarla hani oraya doğalgaz tesisatı döşeyip oraya ısıtma barlarıyla şey yapılabilir. Isıtılabilir yani. Kuzey tarafına şey bırakırsın. Yani ya da manzara bu tarafta olduğu için hani servis alanını buraya bırakırsın. Hani bir nasıl diyeyim, banko buraya bıraktığın zaman burada insanlar oturabilirler yani. Buradan seyir de yapabilirler. Üst kata gelebilir misin?
Şurası galeri boşluğu mudur? Hı-hı, galeri boşluğu. Hı-hı. Yani aslında şu alanlar biraz daha tanımlanabilir hale getirebilirsek çok iyi olur. Bundan önce de herhalde onlara takmıştık. Evet hocam. Değil mi? Onları yani, konuşmuştuk. Şu restorantına girişinden dolayı şuraya ne yapacağım hala bir şey bulamıyorum yani. Daha geriye çeksem hani giriş kapanıyor. İleri çeksem galeri boşluğu biraz daha tanımsızlaşıyor. Bu konuda benim de kafam karışık hala bilemiyorum. Restoranın yeri orası mı olmalı peki? Tabii manzara bu tarafta olduğu için buraya yönelmek tabii ki istenen bir durum. Mutlaka ki orasının olması istenir. Yani bu idarenin üzerini de hani buraya mutfak olarak da değerlendirebilirsin burada. Burayı da mutfak olarak değerlendirebilirsin yani. Servis alanıdır. Soğuk hava, sıcak hava deposu, yemek hazırlama, bulaşık falan onları da verebilirsin yani bu oraya. Bu arada çizi verdik ama. Yani şey öyle yapmak zorunda değilsin hani. Anladım, anladım hocam. Ya da üst katta burayı da başka bir toplantı odası diye de düşünebilirsin veya ikiye bölebilirsin. Biri yaş günü, biri işte küçük seminer salonu falan gibi verebilirsin yani. Böyle konferans salonu gibi kodlandırmadan hani normal odalar yapsam böyle dediğiniz gibi. Ya olabilir hani ben kütlede boş kalan alanlara hani fonksiyon uydurmaya çalışıyorum sadece. Ki hani burası hani bir de görselleştirirken şeye de dikkat edelim. Hani burası kullanılan bir alan ya artık. Orayı boş bırakmayalım. Burasını evet. Burası hani buradan çıktığımız zaman burada bir bankomuz falan olsun da işte burası da kullanabilsin. Hocam ben oraları direkt yeşil alan diye düşünmüştüm aslında. Modellemede biraz göstermeye çalıştım ama ne kadar oldu onu da bilmiyorum. Direkt çok... yeşil. Görebilir miyiz bu modelini? Şöyle. Evet. Evet. Şey gibi yani doğal teras şey evet. Yapay aynen. Teraslama gibi olmuş. Aynen yani alttaki evet. Yeşil çatı güzel, gibi oldu biraz. Güzel olmuş ama oraya hani daha fonksiyonel bir şeyler katmak lazım. İşte mesela kışın üstü kapanır. Yazın üstü açılabilir. Bir takım fonksiyonlar, şeyler ekleyip hani açılıp kapanabilen alanlar şeklinde oluşturulabilir. Yönlenmesi onun doğu mu oluyor? Yok batı oluyor değil mi? Şey batı yok doğu oluyor olması lazım bir dakika. Şu ilerisi bakarsak batı. İlerisi kuzey. Kuzey. Kuzey şöyle hocam. Güney evet. Yani doğu batı aksında şey kuzey batı aksında ama hani genel olarak baktığımız zaman şu yüzey cep şey güneş alacak bu yüzeyde soğuk kalacak olan yüzey. Yani şunların üstleri doğu batı aksında genişlemiş. Yalnız şey renderlara geldiğin zaman çatılar orada biraz çatı yüksekliklerimiz fazla hocam, çıkıyor. Evet. Evet. Yani ona bir... Hocam şey bu bence hani ısınmayı güneş panelleriyle, güneş enerjisiyle sağlamak istemiştim. Hani onun da belli bir eğimi olması gerekiyor diye fazla yükseldim. Ya şimdi şöyle, az önce ben bir arkadaşımız 19 dereceyle hani ben fotovoltaikleri yerleştiriyorum falan diye söyledi. Ama genel olarak bakıldığı zaman hani fotovoltaiklerin konulmak istediği coğrafi enlem değerlendirilir. Enleme göre şey yapılır. Hani Türkiye'nin 36-40 boy yani enleminde olduğunu düşünürseniz o hangi enlemde kalıyorsa ona göre hani burası Eskişehir'de olan bir yerse Eskişehir 39'du yani yanlış hatırlamıyorsam. 30 ve ya 36 ya 39 ama yanlış hatırlıyor olabilirim. 36 ya da 39 dereceye göre fotovoltaikleri yerleştirmek lazım.
Ama bizim şu alanlarımız batıya ve doğuya bakıyor. Yani bunu eğim olarak terse baktırmışız eğer öyle yaparsak. Güney'e doğru yönlenmemiz gerekiyor. Anladım. Tabii ki. Tabii ki. Yani tam performans almak istiyorsak güney'e baktırırız ama yok. Ya ben olduğu kadar olmadığı kader dersen, olduğu kadar olmadığı kader dersen hani tamam olur ama %40, %50 performansa bırakmış olursun. Evet. Sağ olayım. Hocam bir de bir şey daha hani özellikle hastanelerde, alışveriş merkezlerinde ve okullarda, otellerde konaklama yüksek yani kapasiteli konaklamalarda bunların değerlendirilmesi adına hani bazı şeylerden taviz verilebilir. Kurtarabildiğimiz kadarı kârdır denilerek hani şey yapılır, yatırım yapılır ya da tasarıma ona göre yönlenme eğer müsaitse biz şey yaparız, müdahale ederiz. Hani LEED sertifikası, BREEAM sertifikası alabilmek adına. O yüzden burada eğer tasarım yapacaksak ona göre güney-kuzey aksına şey yapmamız gerekiyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Onu da belirteyim. Ben bir devam edeyim pardon özür dilerim. Hani girişimiz biraz şey kalmış hani buna bir anıtsal bir giriş şart. Çünkü hani öyle baktığımız zaman binanın neresi giriştir diye çok bir bak tamam. Aramayalım. Hani gözümüz aramasın. Aslında sen de bunların farkındasın. Hani bunun için önlem almaya gayret gösteriyorsun ama biraz daha elini korkak alıştırma. Hani çiz ondan sonra nasıl olabilir diye tekrar değerlendir. Peki hocam. Bence olacak, yapacaksın ama. İyi yol, doğru yolda gidiyorsun. Aksın bas bariz belli yani. O çok bariz bağırıyor. Bir vaziyete bir daha bir gelebilir misin? Gideyim. Bak aslında senin girişin de bak buradan bölmüş durumdasın ve koridorları da bu şekilde vermiş durumdasın. Yani bu aksı devamını getirebilirsin aynı şekilde. Yani ve burada hani düz bir giriş verip de atıyorum bunu biraz geriye çekip şu alanı, giriş alanına. İşte buna birazcık bir ön tarafa bir markizle ve işte buradan hani yaya girişimizi de aslında biz birazcık şey araç yoluna kapatmış durumdayız. Çünkü ön tarafında yeşil olan bir alan var. Yeşil olan alanın arkasından hani yol bu taraf olarak evet. Diye düşünürsek. Yeşil olan alanın arkasından girmeye çalışıyoruz. İnsanlar bavulla, valizle geldiklerinde yani arabalarını buraya bıraktılarsa buradan yürümek durumundalar. Bir de öyle evet, bir doğru. Şeyimiz var. Ya da ne yapacağız? Hani ben burada araç yolu veriyorum sadece ya da buradan girişle buradan gelip bu tarafa koyacaklar. Yani ona da bir vaziyet planında bir pozisyon ayarlamak lazım. Anlatabildim mi? Düşünmemiştim evet. Anladım hocam demek istediğinizi bu hafta. Yani Polatkan Bulvarı'ndan gelsin ışıklara girmeden hani şurada bir otobüs cebi var. Otobüs cebine varmadan girsin buradan içeriye. İşte gelsin araçla burada dursun. Ondan sonra valizlerini indirsin girsin. Vale aracını götürsün. Bel boyda bavullarını getirsin. Gibi. Anladım. Kurguyu böyle yaparsan daha net olur. Tamam mı? Buyurun hocam, benim söyleyeceğim kadar. Yani burada hani şey yapan bu konferans salonunun çözümü biraz rahatsız etti beni ama acaba şöyle bir şey yapsak. Şöyle otursak diyeceğim ama o da çok çözüm olmadı. Yani şuradan şöyle gelip şöyle kulis şeyinin içeriden geçilmesi, burada bir yukarıya çıkılıp merdiven olması evet o beni de rahatsız ediyor. Şey yapıyor. Burası yüksek olan kısım değil mi? En yüksek olan kısım burası. Bir dakika. Çizdiğiniz gelmedi ama
Şurası yüksek olan. Veya acaba yani şunu şurada çözüp personel odalarını başka yerde mi çözsek? Şöyle oturtursak biz bunu. Şurası fuaye kısmı olur. Buradan şu şekilde şuradan da giriş yapılabilir şeye. O zaman kotomuz nerede yakalıyorsak oradan da sahneye giriş yapabiliriz. Fuaye kısmı gelmedi ama. Gelmedi, görünmüyor mu sende Asu? Şurası var, gerisi yok. Yani şöyle başka bir şey yoksa bu hat gel. Heh, geldi kırmızı bir şeyler şimdi. Evet. Yani bir saniye. Şurada şöyle çözsek biz bu şeyi. Personel odalarını başka yerde çözebilirsin. Dolayısıyla burası hem girişten şöyle burayı da algılayacak şekilde bir alan olmuş olur. Resepsiyonun arkasından bir kulis girişi falan yapıp böyle bir şey mi dönüştürsek diyeceğim ama yani şu şeyin yeri burası değilmiş gibi ya. Şu servis alanı üst kat planı gelebilir misin? Bir dakika. Tamam, üst kat planı var. Koltuğun odası yükseliyor herhalde. Abi. Üst kat planı evet. Üç boyutlarında burasının daha yüksek olduğunu görüyorum ama burası sadece şey olarak kalıyor. Nereden bahsettiğinizi göremiyorum şu an çizgisi gelmediği için. Şu restoranın arka tarafı mı yoksa öndeki boşluk falan mı? Şu kısım. Heh. Orayı için ne söylemiştiniz? Burası ne olarak kullanılıyor? Orası işte bir şey olarak kullanılamıyor. Bu yan tarafı mutfak. Burası restoran girişi. Burada galeri boşluğu var. Burası da böyle bekleme, dinlenme alanı gibi bir şey oluyor ama burası boş kalıyor. Yani tanımsız bir yer gibi oluyor. Yani oraya... Peki şu bölge, şu ne? Orası şurası mutfak. Ne? Mutfak ve depo. Onların olduğu kısım. Ne hocam, ön taraftaki şu alanı galeri boşluğu olarak değerlendirdiği için yani burayı çok bozmak istemiyor. Tasarımda da hani onun ön tarafındaki bu alanı da hani kontrollü hale getiremedik. Evet. Yani onu şey yapmaya çalışıyoruz. Bozmaya çalışıyoruz ama evet. Kıyamadık. Şu an çok fazla gözüküyor. Yani bu şeyde şurası mutfak diyorsunuz. Çok şey yapamadım ama. Acaba şey üst kata mı alınsa toplantı salonu? Konferans salonu üst kata mı alınsa? Bu da olabilir aslında. Yani, az önce... Orada bir fuaye alanı gibi de olur. Yani orada bir alana ihtiyaçlar. Burası aslında aynen dediğiniz gibi çok boş kalıyor. Az önce hani şimdi daha doğrusu ben de düşündüm. Üst kata alınsa alsam burası daha kullanılabilir hale gelir. Alanı olarak bir sergi alanı olarak kullanılabilir orası. Alt katta nasıl olacak peki o durumda? Alt kata bakabilir miyiz? Ben müdahale ettim, aradan girdim ama. Yani alt katta da sanki işte o arka kısımda ne bileyim o personel şeyini falan çözsen daha iyi olur gibi yani arka kısımda. Evet evet. Sanki öyle daha iyi olacak gibi.
Ben biraz... girişlerle ilgili az önce arkadaşına söylediğimiz gibi girişi daha belirgin, daha uygun bir giriş olduğunu, yani kendi hissetmesinin giriş kısmı. Dış cephede. Şimdilik bu kadar ama yani şu sekreterya müdürlük şeyin çözümünü biraz daha şey yapalım. Burada şu girinti basitleştirelim biraz daha. Bir de resepsiyon arkasından girmesi yani çok böyle gizli arkadan kalmış gibi değil mi? Yani onun daha böyle bir tanımlı ama tabii ki hani çok da göz önünde olmayan ama resepsiyonun arkasından da olmamalı diye düşünüyorum. İdeal olan evet aynen. Peki. Bu şeylerin kat ofisleri var mı acaba? Kat ofisi düşündünüz mü? Kat ofisi düşünmemişim. Sadece personel odası olarak düşündüm şey. Şimdi konuk evlerinde de kat ofisi olması gerekiyor. Onları da planlamamızda ele almanız iyi olur bence. Peki. Ben çok büyük bir yapı değil diye sadece zemin kattaki yeterli olabilir diye düşünmüştüm ama kaç yataklı? Yatak olarak değil de oda. Kişi olarak oda 30 olması lazım da benim dediğim. Yani yönetmelik bu konuda ne diyor? Yönetmeliği açıkçası hiç incelemedim. O konuda pek bir bilgim yok o yüzden. 90 kişilikti. Hani çok büyük değil diye. Hı-hı. Hatta sadece yeterli olur diye düşündüm ama yönetmeliğe bakmadım. Yani her katta olsa iyi olur aslında. Yani koridorun daha ilerleyebileceğini de düşünmem lazım. Buyurun Gülen Hocam. Pardon, özür dilerim. Şey merdiven hakkında dediğiniz pek anlayamadım. Sesiniz biraz fazla uzaktan geliyor da. Yani bütün konuk evlerinde iki tane merdiven istenir. Yangın yönetmeliği. Tamamdır. Aslında çaba o teraslama şey hoş gözüküyor ama biraz bina dağınık duruyor. Plan, otolar ve şeyler. Onlar biraz derleyip toparlayabilsem güzel proje olacak. Özellikle şu şey kısmına çalışman gerekiyor. Yani şu kısmı. Anladım. Konferans salonunun olduğu kısmı. Evet. Ne oldu kısımda şu giriş kısmı tamam. Ama şurada
şey var. İşlemeyen bir durum var yani. Hı hı. Oraları çözmen gerekiyor. Tekrardan. Tamam. Yapacağız. Yapacağız. Olacak inşallah. Yani inşallah maşallah yok. Yapacağız. Biz elimizden geleni yapalım da. Hocalarımız evet. Ne diyecek? Yani burada ben de görücüye çıkıyorum. O yüzden. Yani şey yapalım. Çalışacağız final tamam. Efendim? Hakan hocam final nasıl olacak? Bütün hocam, hocalar katılıyor. Yok hocam. Gene biz kendi aramızda değerlendireceğiz. Notlandırmasını falan da hepsini kendi aramızda yapacağız hocam. Hmm. Bir şey yani, görücüye çıkacağız deyince ben de dedim başka dedim görücüye falan çıkıyor. Ben çıkıyorum hocam. Ben size. Neden falan çıkıyorsun zaten? Yok ben yani yıllar sonra ilk defa proje verdiğiniz için hocam. Yani. Elinize sağlık. Ya çok uğraşmışsınız gerçekten. Çok kişi var bir de. Çok öğrenci var. Evet, hakkını vererek gitmeye çalışıyoruz hocam. Çok geçe kaldık, sizi de geçe bırakıyoruz ama mecburen. Yok aslında oluyor. Ben özür dilerim. Cumartesi günü olmasına ben neden oldum. Daha iyi oldu. Daha mı iyi oldu bilemiyorum da. İşte biraz tatil gününüzü şey yapmış oldum sizin. Hocam aslında biz öğrenciler olarak da biraz daha cumartesi olsun istemiştik genel olarak. Evet. Çünkü perşembe hemen bütün derslerin üstüne gelince uygulama projesi falan sıkışıyor. Böyle cumartesi olunca bizim de çalışmamız biraz daha iyi oluyor. İyi, sevindim o zaman. Herkese yaradı. Evet. Asu şimdi eklemek istediğin bir şey yoksa biz devam edelim. Yok evet. Hocam teşekkür ederim tekrardan. Tamam. Biz teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Kerem Büşra, Berna Hüseyin, Çeçan arkadaşlar. Kim var? Buyurun evet, hocam. Hocam müsaitim ben de. Kim müsaitse gelebilir. Bayanlara öncelik diyelim. Mi? Tamam. Hadi buyur Büşra, söz senin. Öncelikle merhabalar. Biz geçen hafta geçen vizede neden bu alanı seçtiğimize dair, ne seçtiğimize dair bahsetmiştik. Bunlardan kısa da bahsederek başlamak istiyorum. Taşıt yolu güzergahı, kat analizlerine, otopark uzaklık analizine baktığımızda otoparkların çok uzakta olmamasından kaynaklı olarak giriş çıkışları nasıl sağlanabileceği, yeşil alan analizleri, diğer bölümlere yakın olması. Çünkü tasarım fakültesinde sadece biz ders işlenilen ve daha sonrasında akşam eve dönülen bir fakülte tasarlamak, yani bir bölüm binası tasarlamak niyetinde olmamamızdan kaynaklı gibi birçok nedeni vardı aslında. Biraz daha özelleştirecek olursam ben bu hafta şöyle söyleyebilirim. Benim alleler konsepti, alleler fikrim vardı. Şöyle ki bu araziye baktığımızda yeşile yoğun kavşaklardan yeşile bir yönelme ilerletmek ve yapımı buna göre şekillendirmek istedim. Bu bağlamda bu allelerimi biçimlendirerek ve yapıyı da biçimlendirerek belli bir forma soktum ve bu formu da içteki mekanların ihtiyaçlarına göre de şekillendirdim, düzenledim. Aynı zamanda cephelerde dikkat eden bir tasarım yapmaya önem verdim. Çünkü eğitim binasındayız ve bu eğitim binasında da olabildiğince ışığı kontrollü bir şekilde alabilmek istedim ders esnasında. Burayı da geçtiğimizde artık planlara geliyoruz. Planlarda da aslında bir sokak kurgusu oluşturdum. Ve bu sokak kurgusunun içerisinde fuaye alanı ve ikinci kat, birinci kat planında da aslında göreceğiz. Bu orta kısımda bir sokak kurgusu ve burada da jüri sunum alanlarının olduğu ve bunun da üst kata bağlandığı, üst katın köprüsü görevi gördüğü işlevsel bir kurgu oluşturmak istedim.
Bununla birlikte zemin kata geldiğimizde zemin katta Soyran'ın birbirlerine iki birimin birbirini bağladığı bir kurgu tasarlamak istedim. Sirkülasyon alanlarından stüdyolara dağılım, serbest çalışma alanlarına dağılım mevcut. Aynı zamanda merdiven ve asansörü de bu yeşil alana entegre ederek, yani yeşil alanın içerisine dahil ederek olabildiğince ışık alan terasçı tasarım yapma fikrindeydim. Bununla birlikte amfiyi giriş kata verip iki kat, üst katta da seminer salonunu yine üst kata verip de iki kat şeklinde kurguladım. Onun dışında kat yükseklikleri hepsine sabit. Sağ kısma baktığımızda aslında öğretim görevlilerine, eğitim görevlisi hocalarımızın odalarına bulunduğu bir kısım görmekteyiz. Ve bu kısımda zemin katta öğrenci işleriyle ve kulüp odalarıyla aynı blokta bulunmaktadır. Birinci kata geldiğimizde birinci kat planında da seminer salonuyla aynı blok içerisinde bulunmaktadır. Yine sol kısım daha çok öğrencilerin kullandığı bir blok olarak tasarladım. Bunun da nedeni aslında cephelere göre de tasarım yapmaktı. Kuzey cephesine daha kontrollü bir ışığı içeriye alın sağlandığından kaynaklı stüdyolara olabildiğince stüdyo ve derslikleri bu blokta topladım. Bununla birlikte yine stüdyoları hem mevcutlarını farklılaştırarak 20 kişiliklerin de olabildiğince tek başına bir birimde, bir odada, bir mekanda bulunabilecekleri, aynı zamanda çoklu bir arada bulunması gerektiğinde de bu bir arada bulunmaya imkan sunan kalabalık sınıflara da yer vermeye çalıştım. Mevcutları farklılaştırarak. Üst katta amfinin bulunduğu kısımda bu amfiden aslında amfinin olduğu kısmı kullanamıyorduk. Ve bu kısmı ben önüne bir kütüphane kurgusu oluşturarak terasta da aslında bu sokak kurgusunu bir araya getirerek olabildiğince birbirleriyle bağlantılı bir mekan kurgusu oluşturmak istedim. 30 santim yükselterek bir kitaplık alanına ulaşmaktayız. Ve bu kitaplık alanından dijital arşivinde olduğu bir kısım. Burası tamamen açık bir alan. Ve buradan da sesli çalışma okuma alanlarını almaktayım. Sonrasında da bir geçiş alanı mevcut. Geçiş alanından istersek terasa, istersek bu sesli alandan kaçırılmış sessiz çalışma alanına ulaşması mevcut. Ulaşması mümkün. Çünkü burada kantin ve kırtasiyenin de olduğu bir kurgu mevcut. Bundan dolayı sessiz çalışma alanı olabildiğince kaçırmayı hedefledim. Sağ kısımda yeniden dediğim gibi seminer salonu, öğretim görevlisi odaları, bölüm başkan odası, toplantı odası, fotokopi odası ve sekreterinin olduğu bir oda mevcut. Aynı zamanda bu iç bahçeleri de kurguya dahil ederek olabildiğince ışık alabilmesini ve bu ortada yani orta alanda kalacakların da havalandırmasını bacasız bir şekilde doğal bir havalandırmayla çözebilmeyi hedefledim. Sadece ikinci kat planıma geldiğimde de burada dersliklerin olduğu, çünkü bu birinci zemin kat ve birinci katta sokak kurgusundan dolayı olabildiğince bir ses mevcuttu ve bu sesten olabildiğince derslikleri kaçırarak bir kolda yeni bir kat kurgusu önerdim. Kesitlerim de bu şekildeydi. Kesitlerimde de bu mekanların nasıl denk geldiğini göstermeye çalıştım. Fuaye alanını yükselterek yine vurgulamaya dikkat ettim. Bununla birlikte şunu şu şekilde koyayım. Tamam. Bununla birlikte model tasarladım ve bu modelde de görünüşler alarak size de göstermek istedim. Bu görünüşleri aldığımda hem dış cephelerine olabildiğince vurgu yapmak, aynı zamanda daha önemlisi benim için bu sokak kurgusu ve perspektifin, yani bu yeşile yönlendirilen allelerin işlediğini, yani bence işlediğini gösterebilmek istedim. Şu şekilde aslında ben göstereyim. Kalem alabilirsem.
Burada bir şuradan bir giriş mevcut ve bu girişin olduğu kısımda yine ailelerden yeşil bir alana yönlendirme mevcut. Yine bir kavşaktan toplayıp yeşil bir alana yönlendiriyorum. Bununla birlikte yine buradan baktığımızda geniş bir yol ağzı ve bu yoldan sokak kurgusunu aldığım ve yine o yolun sonunda da yeşile bir perspektifle ulaştırdığım bir güzergah öneriyorum ve buna göre de biçimlendiriyorum yapımı. Benim yapımım bu şekildeydi. Binanın dışıydı bahsettiğin yerler değil mi? Dış deklasyonu... Buradakiler evet. Aileleri şöyle gösterebilirim hatta. Vaziyet planını anlatırsan daha rahat, daha anlaşılır olur. Şöyle hocam. Burada bir kavşak var. Yani daha doğrusu şöyle olabildiğince bu kavşaklardan dediğim gibi kavşağı seçme nedenim toplanılan ve oradan dağınılan alanların olmasından mütevellit. Buradan bir yeşile, güzergah bir alle çiziyorum ve bu allelere göre kurgumu belirliyorum. Yani bu dış cephemi belirliyorum, biçimlendiriyorum ve iç mekanlara göre de bunların büyüklüğünü tabii ki de arttırarak, azaltarak veya işte iç mekanda eğitim bloğunu ona göre güneşten kurtularak olabildiğince cepheler yerleştirmeye çalışıyorum. Böyle diyebilirim aslında. Bu şekilde. Eline sağlık. Benim hocalarım. Yani sunumdaki özenin için ayrıca teşekkür ediyoruz. Neydiysin? Asu. Büşra Hocam. Yani, Büşra mıydı? Evet, Büşra Hocam. Plana gelebilir miyiz? PDF'leri de mevcut. İsterseniz onu da açabilir miyim? Yok, bu gayet anlaşılır bir şey. Ortadakiler merdiven mi? O sokak havasındaki geçişte. Evet hocam. Bu sokak kurgusuna bağlanan merdivenler. Zemindekini göstermek istedim. Nasıl böyle düz çıkan öyle mi? Evet, düz bir şekilde çıkıyorlar. Üç katına. Üç katında jüri sunum alanları mevcut ve bu jüri sunum alanlarından da dört katına bağlanıyor sonrasında. Üst katta nasıl oluyor orası? Evet. Göstereyim mi hocam birinci katı? Burayı şöyle nokta nokta gösterseydin daha iyi olurdu. Evet. Bu tamam hocam. Yani boşluğa çıkıyormuş gibi ama nereye? Tamam hocam. 100 kat planı gösterirsen çok net anlaşılacak. İşte bu. Hocam biz proje jürilerini biz burada veriyoruz aslında. Şimdi bizim hani COVID olmasaydı biz şuralarda proje jürisine girmiştik yani. Burada aslında Büşra'nın şunu söylemesini daha ben istiyorum. Burası mimarlık bölümünün olduğunun anlaşılması için hani şeffaf bir şekilde biz bitirme projelerimizi jürilerine şey yapıyoruz ya, göğsümüzü gere gere herkese açık sunuyoruz ya, biz buralardan da öğrencilerin de buralardan izleyerek de bu jürileri burayı izleyebilecekleri platformlar haline getirmek istiyoruz diye söylemesini bekliyorum aslında ben. Evet, çok önemli aslında. Değil mi? Yani aslında şey, mimarlığın üzerine çok uyan şeyler bunlar ama bunu daha sesle de şey, vurgulaman gerekiyor. Yani. Evet, ana kararlardan birisi yani. Tamam. Şu bölgeyle şu bölge iki kat yüksekliğinde boş bir alan mıdır? İki kat yüksekliğine evet. Üç kotuna varıyorum hocam. Sonra dört kotuna bağlıyorum. Yüksekliği evet. Öyle. Hatta daha da yükseliyor. Böyle. Yani burası açık mı peki? Şurası kütle olarak şey mi yani? Sokak olarak mı geliyoruz buraya biz? Evet hocam. Herhangi bir duvarı yok. Yani yani o kısımlarda duvar yok değil mi?
Ha, yok, hayır, giriş kısımlarında mevcut hocam, buralarda var. Yani şöyle bir kapatma, hücreleştirme durumun yok. Kapatıyor muyuz orasını? Evet, şuraları kapalı hocam. Şu alış yerleri, şuradakiler, şuralar. Ama iki kat yüksek, bütün kat boyunca burası boş hacim olarak gözüküyor. Şuraya, şu kısma çıkan bir şeyimiz bu. Öyle mi yani? Şu kırmızıyla çiziyorum şimdi. Evet. Şu sirkülasyon alanına çıkıyor bu merdiven. Oraya da çıkıyor, evet. Zemini fuaye, üst kısmı jürisunum ve köprü olarak kurguladım. Giriş, hani okla gösterdiğiniz yerler böyle cam, boydan boya cam, hani şeyler olabilir. Yani kapalı duvar şeklinde değil, hani küçücük kapalı falan bir şey değil de daha böyle şeffaf yüzeyler olabilir. Yani şeyden algılayamadım ben, çünkü sizin üç boyutlu şeyinizden anlayamadım onun nasıl bir şey olduğunu. Göstereyim mi hemen hocam? Yani konuyu dağıtmak istemiyorum ama. Görsek iyi olacak, ben de görmek istiyorum. Şu orta kısımdaki yükselttiğim alan. Neresi? Şurası hocam. Şurada. Renderler biraz şey çıkmış herhalde. O yüzden her taraf cam olunca evet. Net algılanmıyor. Evet, cam. Başka daha detaylı söyleyeyim. Şu ortadaki ilgini alanı söyleyebilirim. Şurası da. Şunu biraz odaklansan oraya. Bak bunu. Modeli de açabilirim hocam buradan. Şimdi bak, bunu en başta böyle koymuş olsaydın hocam, aslında bak bizim burası karşıdan bir giriş alanımız var, bir de arkadan geliş alanımız var ve şuralardan da yatay erişimler var. Bu erişimlerden dolayı biz orta tarafta bir şey kurgusu oluşturuyoruz. Kapalı bir sokak kurgusu oluşturuyoruz. Evet. Diye açıklasan çok daha şey olacak. Hani proje güzel ama söyleme sunumu şekli. Biraz daha. Sunum değil. Söyleme şeklin. Yani ya da söyleme işin. Tasarlıyorsun ama kendi içinde kaldığı için biz bir şeyler göremiyoruz. Ya da hani biz biliyoruz ama hocalarımıza aktaramıyoruz. Anlatabildim mi? İçinde başka bir dünya var, aktaramıyorsun. Anladım. Aslında şöyle bir, senin müsaade edersen senin adına ben projeyi bir anlatayım hocalarımıza. Bir zemin katı açar mısın bana? Ben? Birazcık daha uzaklaş, çok yakınlaştın. Şimdi üst tarafta bir toplanma mekanı ve dağılma mekanı. Burada bir toplanma mekanı ve dağılma mekanı. Ve bu tarafta bir toplanma mekanı, dağılma mekanı var. Buralardan bir alle oluşturma olayı söz konusu. Ve binanın şu şekilde bir geçişini de sağlayacak şekilde ana girişi buradan veriyor. Ve bir giriş de buradan. Başka bir giriş yok binaya. Buradan üst kattaki proje sunum alanlarına da geçiyor. Burada bir köprü var, iki bloğu birleştiren. Şurada üst katta ama bu. Alt katta da baktığımız zaman öğretim görevlileri odası, öğrencilere hizmet verecek olan mimarlık bölümü, öğrenci işleri ve toplantı odaları falan var burada. Diğer blokta da bizim eğitim bölümümüz var. Üst katta baktığımız zaman eğitim grubu, eğitim hocalarımız, yani öğretim görevlileri odası devam ediyor. Burada birkaç tane seminer salonu falan var ve atölyeler yukarıda devam ediyor. Aslında projemiz çok basit ve şey, işlevsel. Doğru mu? Evet. Yani bu amacımıza hani ulaşmışız. Sunumu biraz daha düzgün göstermemiz gerekiyor sadece. Tamam mı? Yani burada mesela bu sunumda mesela bu zemin katta o sirkülasyon alanlarıyla aynı taram şeyi renge yapmasaydın o merdivenli kısmı, yani şu kısmı. Şurayı başka boyasaydık gibi. Evet. Evet.
Çok da hemen anlaşılacak. Bu öğretim elemanlarının odalarının yani çok küçük iç bahçelere bakması biraz beni endişelendirdi açıkçası. Çünkü ben kendim de yaşadığım için. Sen de yaşadın Hakan. Bizim odalar hapishane gibi, evet. Dolayısıyla yani yerimiz varken niye böyle bir çözüme gittik? Hani bizi zorlayan bir durum mu vardı? Onu sormak isterim. Yok hocam, iç bahçeyi dahil etmek istedim. Daha böyle ferah olabileceğini düşündüm. O yüzden. Şimdi iç bahçe, şimdi ben yaşıyorum mesela, benim odam iç bahçeye bakıyor. Oranın genişliği ne kadardır bilemiyorum. Yani bu kaç ölçek? 1/200 mü? Yani koridor genişliğinde. Hocam bizimkinin 1/3 kadar, yaklaşık 3 metre falan gibi bir şey düşünebilirsiniz veya 4. Çok fena yani. Kuyu gibi aslında. Açıkçası çok şanssız yani oradakiler. Öyle mi diyorsunuz hocam? Valla öyle görüyorum. Yani eğer oda sayısı şeyse onu başka türlü bir çözüme bağlamak lazım gibi geliyor bana. Hani yani böyle bir fakülte binası yapıyorsan önce hocaların odasına dikkat edecek. Hocam valla güneye yerleştirdim gidelim. Tamam, bakarım hocam. Dikkat ederim. Yani mümkün olduğunca dışarıya baktırmak, yeşil bir havadar ortamlar yaratmak. Çünkü zaten dersten derse koşuyorlar, bir de gelip kuyu gibi yerde oturmasınlar. Ya şöyle yapılabilir belki hocam. Şimdi şurayı şöyle bölmüş olsak yeşille mesela. Değil mi? Evet. Şurayı da hatta açarak belki dış tarafa kadar. Şöyle. Renk seçiminde de yeşili seçeyim ki şey olsun, iç açsın. Anlatabildim mi? Yani belki şu odaları iptal edip avluyu biraz daha genişletmek, belki hatta hani şu aksı biraz daha bu tarafa doğru kaydırıp, bunları da böyle kaydırarak hani hoca odalarımızı da bu tarafa baktırıp burayı komple yeşilleştirebiliriz. O zaman daha şey olabilir. Yani oda sayısını belirlerken neye göre belirlendi? Yani şu anki mevcuda baktık ve şu anki mevcudun hani yetersiz olduğu ve daha eklenebileceğini baz alarak eklemeler yaptık daha şu an. Hepimiz için böyle. Ya aslında Çiğdem hocamızın dediği gibi bak, şöyle anlatmaya çalışayım bir de. Şimdi bizim dış tarafta şöyle dışarısıyla bağlantılı ama içeri kadar havalandırma ya da ışık alma ile ilgili dar mekanlarımız var. Kat yüksekliğimizde atıyorum 4 metre gibi düşünürsek burası ince ve uzun bir şeye gelir. Hani şöyle bir blok içinde kalmış oluruz. Yani böyle bir çatı olduğunu da düşünürsek. Yani bu alanlarda ağaç, çiçek, böcek yetişmesi oldukça zor. Havalandırma, evet havalandırma hizmet eder ama ışık almakla ilgili sıkıntılarımız olabilir. Belki. Yani bunların biraz daha hormonlanması lazım bu alanların. İç, yeşil alanların özellikle. Soldaki o zaman boyut olarak belki daha iyi ama sağdakiler daha kılcal, dar kalıyor. Gibi, evet. Bir de hani burası tam cepheye açılmış, derinlik olarak evet 2 kat yüksekliğine bakmışsın. Ama bunlar hani şey olarak baktığın zaman da bu taraf girmişsin ama burada bir kıvrımlarla geçişi de zorlamışız orada. Yani oradaki amaç hocam sanki mekanı gizlemekti biraz girişin. Yok yok, ben onun için söylemiyorum. Sadece hani Çiğdem hocamızın dediği gibi iç evet. Avluları yaşanabilir hale getirebilmek adına. Hani ıslak mekanı sakla, ona bir şey demiyorum. İstiyorsan kapısına şey koy. Ağaç dik. Onu söylemiyorum.
aslında burası daha önceki şeyde bunların ağızları da açıktı. Şöyle değil mi? Buraya kadar evet. açılıyordu. Yani şuralar boştu. Koridorlarımız dışarıdan ışık alabiliyordu. Yani öyle olsa daha iyi olur. Hani onu da söyleyelim ki doğru kararı bulabilmek adına. Hoca sayısı odamız az geliyordu bu sefer. Hı-hı. Ama mekanları sıkıştıramıyorduk, yetmiyordu. Orayı biraz daha büyütmüştük değil mi? Burası şöyle düz geliyordu galiba. Evet, biraz aşağıdan geliyordu hocam. Hı-hı. Sondaki odalar hariç. Evet, yani orayı arttırmak adına biz böyle bir karar alalım dedik. Ama tabii burada koridor, yani şurayı bir hormonlamamız gerekecek belki. Şu koridorları biraz daha hormonlayıp, belki bunu biraz daha uzatıp, bunu tek parça haline getirip, yeşil alanı bir tarafa verip de diğer odaları da böyle bölüp, belki şey olabilir. Ve onu deneyelim tekrar, olur mu? O, şu kısımda biraz yani biraz daha çalışmamız lazım. Hoca odalarının olduğu yere. Bir de üst kata gelebilir misin? Ben bir şey söylemek tabii. istiyorum. Ondan sonra hocalarımızla da şey yapalım. Üst katta şimdi burada böyle bir şey yapmışız. Mekan oluşturuyoruz. Ve girişim yani yükselen taraf bu taraf. Değil mi? Evet. Burada yani biraz daha hani ön taraftan da algılanabilir bir şey olsa daha mı doğru olur? Ya da hani bunun girişini bu taraftan mı vermek acaba daha doğru olur da kürsüyü bu tarafa koysak da bu tarafa mı yönlensek? Aşağı doğru mu inse yani? Yani o bir de oraya bir bakalım olur mu? Bir de orasıyla ilgili şey yapalım. Çünkü çok geniş... Hani bakış açısı olarak baktığı zaman hoca bütün öğrencileri tek hamlede görmek ister. 28 derecedir insan gözü. Burada balık gözüyle bakmamız gerekiyor. Yani hoca bakacaksa şu alan, şu açıyla bakabilir, görebilir, etkili. Yani şuraya hitap edebilir. Anlatabildim mi? Onu da şey yapmamız gerekiyor. Böyle sürekli tarar pozisyonunda olmasın yani. Bir hamlede hepsini görebilir pozisyonda olsa daha doğru olur. İşte sol tarafta yine orada bir konferans salonu var herhalde değil mi? Amfi sol var taraftaki galiba. Amfinin üst kattaki. Amfi mi var orada? Zeminde amfi var. Evet. O amfinin yüksekliği ikinci katta da devam ediyor. Sağdaki de seminer salonu. Aslında onun sınırı nerede bitiyor yani? Orada bir... ikinci kat yüksekliğinin tam sınırında bitiyor. Yani iki kat yüksekliğinde. Neresidir orası? Ya algılayamadım. Amfiye doğru aşağı iniyorlar hocam buradan. Aşağıya doğru iniş var. Yok hocam buradan hiç iniş yok. Zeminde. Zeminden bir çıkış var şöyle. Zeminden bir çıkış var. Birinci katta bağlantısı yok. Ama sadece orada şey... Yüksekliği orada devam ettiğinden gösterdi. O zaman onun tefritini daha ya da böyle çok hafif çizmen lazım ki eğer altta kaldığını göstermek sanki aynı katta devam eden bir şeymiş gibi görünüyor. Hı-hı. Anladım hocam. Yani burada yapmıştım onu. İkinci katta yaptım ama. O daha silik ve şey yani flu bir şey olması lazım. Çünkü ben ilk baktığımda dedim hani oraya giriş çok böyle kuytu bir yerden. Yani o altta kalan bölümleri daha böyle ya ince çizgilerle teknik açıdan o şekilde daha flu bir şekilde göstermeniz daha iyi olur. Planın evet. algılaması açısından. Üst katta herhalde o sadece kitaplık ve çalışma bölümü mü var? Evet. Kitaplık çalışma bölümü var o kısımda. Şimdi eski çalışma. Kitaplık ve sessiz çalışma bölümü de yani iç içe girmiş ama peki onun ön tarafındaki şey nedir? Anlayamadım onu. Bir alan var. Ben göstereyim. Burada bir kitaplık alanı var. Bir şeyler. Evet.
rampa da mevcut. Rampayla da geçiş sağlanabilmesi. Neden rampayla çıkıyoruz? Efendim? Neden rampayla çıkıyoruz? Engelliler için hocam. Yani asansörü zaten o maksatla koydum. Bu yüzden devamlılığı sağlayabilmek adına buraya rampayı da ekledim. Kitaplık alanına geçiş mevcut. Yani kitaplık alanı duvarları olmayan, sadece kod farkıyla o alanın belirlendiği. Sonrasında bu kitaplık alanından da sesli çalışmaya. Ha, duvar yok mu onun etrafında? Yok, duvar yok. Şeffaf. Evet. Yani şeffaf diyorum. Yani duvar yok, sadece orada taşıyıcılar mı var? Evet, taşıyıcılar var. Taşıyıcılarla sınır belli. Ve kodu basamaklarla, basamaklarla evet. Bölmüş bir de orayı. Basamaklarla. Sanki hani orada duvar varmış. Oraya, orası böyle hani çok sıkıştırılmış bir alan gibi duruyor. Yok, hayır, duvar yok hocam. Peki bu alandan da şeye geçiyoruz. O çalışma alanına geçiyor. Sessiz çalışma alanına. Sessiz çalışma mı? Evet, sessiz çalışma ve okuma yazıyor. Sessiz çalışma alanına. Oradan geçiyor. Evet. Sonra istenirse terasa veya sessiz çalışma alanına. Teras nerede? Ha, şeyden. Şu ön tarafında. Evet, evet hocam. Onun önündeki alan da mı aşağıda? Hangi alan hocam? O, tam o gösterdiğiniz. Masa, çalışma masalarının olduğu yer. Ha, bu sessiz çalışma alanı mı? Üst katlı. Orası da sessiz çalışma alanı, öyle mi? Evet, sessiz çalışma. Bunların hepsi aynı kodlu hocam. Aslında hocam şöyle Büşra, şurayı Büşra şey silik çizmiş olsaydı ne yer burada? İşte daha bir şey olmuş olacaktı. Evet, şimdi bizim burada yani Büşra'nın amacı buradaki sessiz çalışma alanına mümkün olduğu kadar oda içinden geçip de şey yapabilmek. Belki de burayı şöyle yapmak daha doğru olabilir. Hani sesli çalışma alanını buraya, sessiz çalışma alanını buraya alarak ve burası da kırtasiye ve fotokopiye geçip burası da kitaplığın olduğu yere şey yapmak daha doğru olur. Olabilir. Yani, ama sessiz çalışmaya geçiş yapabilmek için de epey bir uğraşıyoruz yani oraya geçiş yapabilmek için. Oradaki teras bizim binamızın içinde kalan bir şey oluyor değil mi? Evet hocam. Üst açı. Ay alanına bakıyor. Bir saniye gidelim. O girişteki ana girişe bakıyor. Yani oraya kimse çıkmaz diye düşünüyorum ben. Hocam bu terasla ve bu çift geçişle bile sessiz olabildiğince sesi engellemek istedim. O aslında esas amaçtı biraz da. Vallahi yani kullanışlı değil gibi geldi ama tabii siz bilirsiniz gene de. Hani böyle dışarı açılan şey yapılan bir yer değil orası. Burayı teras olarak değil de sessiz mekan olarak versek çok daha doğru olacak sanki. Evet. Tamam. Evet. Lavaboları arka tarafa alıyor olman iyi olmuş. Hani burada şu mekanın adını okuyamadım ama bir türlü. Yani şuralara arka taraflara almışsın. Burayı mümkün evet. Olduğu kadar. Buradan giriş yapıyor olman daha şey olmuş. Hani gizlemişsin. Hani onlar mantıklı. Blue'un belki de hani şöyle yapmak gerekecek bilemiyorum. Sessiz çalışma alanıyla sesli ve sessiz çalışma alanlarını birbirine girift yapmak daha şey olacak. Araya teras koymuşuz ya aslında teras hocalarının dediği gibi fuaye alanına bakıyor ya. Ya da hani öyle bir yapacaksın ki burayı buradaki proje alanını izlemek amacıyla buraya seyir terası yapacaksın mesela. Yani şöyle bir şey yapılsa yani belki de. Burası ben de şey yapayım. Şurası sesli çalışma alanı olsa şöyle. Burası açık o yani büyüklükte şey yapıyorum tabii de. Burası o açık bir kitaplığın var ya. O olsa kitaplıktan da şu sessiz çalışmaya geçtiyse şöyle. Yani o açıkta yaptım dediğin kitaplık hem şuradaki boşluğuna bakmış olur.
Burada o, öyle bir boşluk yok. Yani koridora bakıyor direkt açık şey. Yani bunları tabii şey yap, şu şekilde yani biraz daha şey ölçekli çizeyim. Burası kırmızıyla yaptığım yeri sesli çalışma odası olarak düşün. Şu kısmı açık o kitaplık dediğin kısım olsun. Burası hem buraya baksın, burası açıklık çünkü. Burada yüksek bir galeri şeyim var. Buradan da şu şeye geçin. Sessiz çalışmaya. Sessiz okuyun. Sessiz çalışmaya. Sessiz çalışmaya geçin şöyle. Dolayısıyla Çiğdem Hocam'ın dediği bu teras, evet, kullanılır bir teras değil. Sadece o bir geçişin şeyin arasında bir boşluk yaratmak istemişsin. Bugün biraz yapalım şekilde düşün. Ama olunca biraz daha değerli toplu olacak gibi gözüküyor. Sen bu açık kitaplık şeyi yapmışsın ya, yani, açık kitaplığın yeri. Bence şu galeriye, şu kısma baktığı için bu kısa olduğunu düşünüyorum. Seslenme hocam kapalı olacak değil mi yine? Tabii tabii. Evet. Evet, tamam. Ben bir düşüneyim hocam bunları da değerlendireyim. Ya şu an burada şeyi de düşünebilirsin mesela, bu tarafı 3 kat, bu tarafı 2 kat yüksekliğinde de düşünebilirsin. Yani buranın kat yüksekliği atıyorum 4,5 metre olur da buranın kat yüksekliği 3 metre olur. Dış taçak olarak baktığın zaman gene aynı kotta biter ama yani hoca odaların gene şeyde kalmış olur. Anlatabildim mi? Yani kesit olarak baktığın zaman aynı saçakta kalır. Senin giriş katın, hani giriş sokağın arada kalır. Burası 3 katken burası 2 kat kalmış olur. Böyle bir şey de yapabilirsin. Hoca odalarını sığdıramazsak eğer. Yani aklıma şimdi geldi o da. Anladım hocam. Bir de kantinin kantin diye bir şey okuyorum orada. Evet. Çok küçük bir şey. Yani merdiven kadar bir şey. Yani yeterli olacak mı? Yani şu anki mevcut kantinimizden daha geniş bir alana sahip ama bilemedim yani. Bu bence küçük. Öyle mi diyorsun? Tamam hocam. Yani bu önünde de, kantinin önünde de kafe tarzı oturma yerlerimiz de var ama, değil mi? Evet. Evet hocam. Yani şu çizgilerimiz, hani detaylandırmak adına sorayım. Bunlar dolaplarımız mı? Evet hocam. Peki şu koridor nereye? Yani şurası, şurayı komple şey yapsak da, hani kantini, evet, bir yani orayı yani kantine o koridorla birlikte kullan şeyi. Doğru. Orada bir koridor başka bir yere gitmiyor çünkü. Evet. Bir çıkış var mı oradan? Hayır. Yani yoksa ona katılabilir. Sadece dolaplar var ya. Yani. Katılsa daha iyi olur, evet. Evet. Tamam. Kantin de genişlemiş olur. He. Kantini de daha geniş hale getirebilirsin. Ya da kantini hani ama mecbur hani bir tarafa dayamak zorundasın. İç avluya dayaman daha mantıklı yani. Dış mekana dayayıp da hani şey yapmaktansa ya da proje izleme alanını dayamak da çok mantıklı değil. O yüzden en mantıklısı gene bu tarafa dayamak. Evet. Eline sağlık. Olumlu gidiyor. Hani söylediklerimiz daha iyi yapacak bence. Bunları da düzeltelim. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Çok teşekkürler. Bir arkadaşımız daha vardı. Çeçen sen vardı galiba az önce. Evet hocam ben. Tamam söz senin hocam. Çeçen hadi buyur. Sonra bir küçük bir mola verelim. Hocam ben direkt analizleri vermedim de diğer hafta verdiğim için de hazırlık binasının hemen arkasındaki alanda yapıyorum ben tam olarak. Hani form olarak birinci vizeden pek değişiklik yapmadım. Yine eğitim alanları, akademisyen bloğu,
eğitim bloğu, akademisyen bloğu, bir de o sosyal blok diye ayırdım zaten. Hocam planı geçtim. Şu taraftan alıyorum. Girişi alırken de sağda solda havuzlar yaparak hani giriş yolunu belli ettirmek istedim. Bir de burada oturma alanları yarattım. Şurada bulunan şeyde çelikten yaptığım bir organik bir sütrüktür. Saçak olarak en üst kattaki kat saçak olarak çıktığı için onu kolonla değil de öyle çelik organik bir sütrüktürle taşımayı düşündüm. Girişimi hemen buradan alıyorum. Kırmızı oklarla gösterdiğim yerler sirkülasyon, hani yürüyüş yolları. Zaten gri olanlar sirkülasyon yerleri. Mavi olanlar eğitim alanları. Pembe olanlar akademisyen olan odaları. Mor olanlar lavabolar. Şuradaki de personel odası ve şey, buraya da acil çıkış ekledim. Hem personel girişi olabilir hem de herhangi bir durumda acil çıkış olarak da kullanılabilir. Akademisyen girişini öğrenci girişinden farklı aldım. Batı cephesinden akademisyenlere ait bir otopark oluşturdum burada. Bir zemin katta bir şey kalmadıysa bir üst kata geçebilirim. Kuzey şu taraf değil mi? Kuzey hocam yatırdığım için hani düzgün gözüksün diye kuzey aynen o tarafta kalıyor. Hani hocam sesiniz kısık geliyor. Şey bilmiyorum. Karşıdan sarıya yapmışsın yani. Şu kısım. Onlar orta, orası hocam orası şey sergi alanı ya da orada şeyler bölücü separatörler kullanarak burada jüri alanı da yapabiliyoruz. Hani şurada bir jüri alanı var. Şurada bölücü separatörler kullanarak hani bitirme jürilerini burada da yapabiliriz ayrıyetten. Direkt hani giriş sergi kısmının orada. Aslında esnek planlama olarak bıraktığımda hocam, hani Çeçen adına ben düzelti vereyim orayı. Hani belki heyecandan şey yapamadı. Girişte esnek bir planlama yapıyoruz hocam. Orası sergi alanı ya da hani kitap sergisi falan da olabilir. Ya da öğrenci sergilerini, maketlerini, haftalarını sergileyebildikleri alanlar olduğu gibi dönem sonunda jürileri şey alanın, kritik alanı olarak da değerlendirilebilecek bir boş alan. İki kat yüksekliğinde. Hocam oraların renderını aldım. Renderlarda daha detaylı bir şekilde gösteririm sonra. Hocam burası da bir üst katım. Zaten bir üst kata iki tane çekirdeğim bulunmakta. Ayrıyetten hani alt katta jüri proje jürileri yapıldı da hani öğrencilerin izleyebileceği için buralarda hani merdivenler yaparak şuradan jürileri izleyebilecek bir hale getirdim. Şurada bir yırtık oluşturdum. Hani ince bir yırtık. Oranın biraz daha aydınlık olması için. Yine bloklar bu şekilde. Eğitim alanı, akademisyen alanı, bir de sosyal alan. Hani ortak alanlar. Geçen bir hafta önce bunlar var mıydı? Bir saniye. Şunlar, formları bu şekilde miydi? Vardı hocam. Ya onlarla ilgili bir şey söylemedim mi ben sana? Hocam onları ben şey dedim, hani öğrencilerin daha şeyleri, jürileri izleyebilmesi için öyle bir form yaptım da. Yani bir şey söylenir mi? Bir üst katta da devam ediyor. Bunun da renderlarını hatta şey de aldım hocam. Video da oluşturdum. Birazdan videoyu da gösteririm. Tamam, devam et. Hocam bir de şu akademisyenlerin orası çok düz devam ettiği için bazı yerlerde akademisyen odalarını büyüttüm. Bazı yerlerde de balkonlar oluşturarak hani kullanılabilecek balkonlar oluşturdum. Burası da en son katım. En son katımda şurası iki katta bittiği için burayı kullanılabilir bir alan olarak tasarladım. Şuradaki yırtığın üstü de açık. Buradan istersen hani aşağıyı da görebiliriz. Şuraya da
müdür yardımcısı, müdür odaları falan, idari bölümü koydum. Hani tam girişe daha hakim olabilmeleri için, bir de manzara açısı o yönden daha iyi olduğu için idari alanları oraya yerleştirdim. O hani taşıyıcı yerleştirmiştim ya, taşıyıcı asıl orayı taşıyor. Yani bölüm başkanlığı odasını saçak gibi girişin olduğu tarafa vermişsin ve markez görevi görüyor aynı zamanda. Evet hocam. Bir de toplantıya, en ortada da bir toplantı odası yaptım hani onlar için. Şurada da yüksek lisans sınıfları yaptım. Yani zaten genelde 1-2 öğrenci olduğu için çok büyük sınıflar şey yapmadım. Onun dışında kesitlerim şu şekilde. Bu konferans salonundan geçen kestim. Şurada bir konferans salonu yaptım 200 kişilik. Altını depo olarak kullanmayı düşünüyorum. Yanında da hani konferans salonu çok büyük olduğu için bizim hani 50 kişilik bir çok amaçlı salon da yaptım ayrıyetten. Hani yükselmeyen sabit bir yer. Bir de burada teorik sınıflar yaptım. Şurada da Erasmus birimi şeyde kalıyor. Batı cephesinde kalıyor. Bu da eğitim bloğundan aldığım bir kesit. En üst katlarda proje sınıfları olacak şekilde yaklaşık 16 tane, daha fazlaydı galiba, proje sınıfı var. Bir alt katta teknik resim sınıfları. Ayrıyeten bu sınıflar hani sabit sınıflar değil, akordeon kapı yardımıyla hani gerektiğinde büyüyen, gerektiğinde küçülen sınıflar yaptım bunları. En alt katta da 2 tane atölye, gerektiğinde bu da 4 atölye haline gelebiliyor akordeon kapı yardımıyla. Şurası da akademisyen odalarından geçen bir kesit aldım. Merdiven holü, çekirdekler burada. Şurası akademisyenlerin bulunduğu odalar, burası da akademisyenlerin, burası da personel odası, deposu, lavabo. Erasmus birimi odası, staj birimi odası. Şu da galeri boşluğundan geçen bir kesit aldım. Hem galeri boşluğundan hem de eğitim bloğu, bir de ortak bloktan geçen bir kesit bu. Görünüş olarak yapının doğu cephesi şu şekilde hocam. Şu benim söylediğim taşıyıcı sütrüktürler. Arada da taşıyıcı kirişler, kemer şeklinde taşıyıcı kirişler yaptım hani çelikten. Bölüm başkanlığını taşıyor orası. Evet hocam, bölüm başkanlığı tam olarak şurası oluyor. Evet, onu biraz daha o zaman hani kesitlerde hani görselleştirmek adına şöyle yapmak daha doğru olabilir. Çizimini, neden çizimini? Aslında şöyle, değil mi? Ta oraya kadar da gelmiyor, şurada kalıyor. Onu orada bitireyim. Peki hocam. Değil mi? Hayır şey, önde arkada olduğunu göremediğimiz için okumakta zorluk çekiyoruz. Onun için şey yaptım, söyledim. Ha, anladım hocam. Ya daha koyu bir renkle ya da çizgi kalınlığını arttırarak, evet, anladım. Evet, bir de hocam olabilir. Öğretmenler odasında bazı yerlerde balkon, bazı yerlerde de cam cepheler kullandım. Hani batı cephesine bakan akademisyen odaları bahsettiğim gibi. Onun dışında bir soracak bir şey yoksa renderlara geleyim hocam. Tamam, geçelim. Hocam bu da yırtığın bulunduğu bir kesit, küçük bir kesit. Hani bir yırtık oluşturdum dedim hani şuradan. Aha. Da. Bu kesitte genişliği çok iyi de Y ekseninde, hani X ekseninde iyi de Y ekseninde baktığımız zaman o şeyi dar. Biraz onu az önce fark ettim. Ona bir daha bir bakalım, olur mu? Daha sonra. Peki hocam. Renderlara bir geçelim. Hocam render şu şekilde. Şu bahsettiğim galeri boş. Yani şurada projeleri izlenebilecek alanlar. Şurası idari birim odaları. Hani öğrenci sirkülasyonu buradan olmaz genelde. Öğrenci sirkülasyonunu buradan aldım ve geniş bir koridor, yaklaşık 4 metre. Hani bir de burada bir tane şey asansör oluşturdum, şeffaf. Galeri boşluğunun ışık alabilmesi için üstte açıklık bıraktım.
Bu da garip boşun başka bir yerden. Bu da hani o oradan şu şekilde gözükebiliyor hani. Pek olmasa bir üst kattan daha iyi gözüküyor. Burası da kantinin hem giriş hem de kantinin açık alanı, kullanabileceği bir alan. Burası da giriş hemen. Hocam bir de cephe tasarımını iki tane yaptım ben burada. Şurada normal camlar kullandım. Bir de ayrıyetten şu şekilde cepheyi cam olarak yaptım. Şuradakini de o şekilde eğimli yaptım bunları. Şunda daha iyi gözüküyor. İki farklı alternatifi? İki farklı alternatif sundum şu cephe. Yani şu güney cephesi olduğu için bunda güneş kırıcıları kullandım. Bu kuzey cephesi olduğu için bunda kullanmadım. Zaten dediğim gibi güneş kırıcılarında fotovoltaik paneller kullanarak güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmeyi düşünüyorum. Bak şunlar gölgede kalmış ama. Şurası gölgede kalıyor. Hocam güneş ışığını çok şeyden aldı. Ha, o şeyden dolayı. Şu bloktan dolayı. Tabii yani ona oraya yine mecbur koymak zorundasın da hani yine de haberimiz ya, olsun. Yani cephenin devamlılığını sağlamak. Tabii bütünlüğü için evet. Evet. Hocam bu ana giriş otoparkı. Daha arkadan. Burası da ana giriş. Şurası da kullanılan alan. Evet. Kullanılan alanın üst katı hocam burası da. Burası da öğretmenler odasının olduğu bölüm. Öğretmenler, akademisyenlerin otoparkı. Hani dediğim gibi bir balkon bir de cam cephe kullandım şu şekilde. Yani düz, cephe düz devam etmesin diye ileri evet, geri yaptığım şeyler oldu. Geri geri çıkmalar yaptım. Çok düz de, ya o yüzden. Evet. Taşıyıcı şeyler kullandım. Taşıyıcı çelik kullandım. Aşağı kadar devam eden. Yapının güneybatıdan görünüşü bu. Hocam bir de video oluşturdum. İsterseniz onları da gösterebilirim. Şimdi biz hani diğer arkadaşlarımıza da hani çok fazla geç kalmadan şey yapalım. Kısaysa hemen göster ama uzunsa yok hocam. Hepsi kısa kısa videolar hemen. Ekran geldi mi şu an hocam? Şu anda geldi. Evet. Hocam burası yürüyüş giriş kısmı. Hı hı. Burası kantinin kullandığı alan. Bu kadar. Diğerine geçeyim hemen hocam. Bu da girişten galeri boşluğunu tanımlamak amacıyla aldığım bir video render şeklinde. Işık alabilmek için galeri boşluğunun üstünde açıklık bıraktım. Bu da fuaye alanı. Şurada da üst kata çıkabilmek için şeffaf bir şekilde bir asansör gibi asansör kullandım. Hocam burası da ortak alan, yani kullanılan çatı alanı.
Çatıda bir şeyler sunmazsan kimse çıkmaz oraya, ama ben söyleyeyim bak sana. Yani bir şeyler vermezsen oraya, insanlar oraya çıkmazlar. Ben bu özel günlerde hani bizde oluyor ya, yani mangal partisi falan oluyor da çatıda olması biraz mantıksız mı oluyor? Yani oraya sosyal bir güzel bir şeyler yerleştirmen lazım bağlamak için. Hocam bu da şey, hani az önce sorduğunuz, hani bunu geçen hafta yapmış mıydınız? Onu da görüntü hani şeylerini aldım. O köprüyü biraz değerlendirelim de beraber. Tamam hocam, onu da değerlendirebiliriz. Bu şekilde buradan jüri alanı, arkada da bir tane daha vardı, onu almayı unuttum doğrusu. Yani o çıktığımız köprü, yani köprü diyelim ya da platform bizim için bir nevi jüri seyir terası. Evet hocam. Değil mi? Yani bir nevi onun için kullanım. Zaten yeterli çekirdek çıkmak için yeterli alanlarım var. Hani. Bu şekilde hocam. Şeyi plana açayım. Gelirsen plandan biz de kritiklerimizi verebiliriz. Buyurun hocalarım. Tamam. Artık biz de yorulduk. Yorulduğumuz için projeyi de algılamak biraz. İsim neydi pardon bu arada? Keçan hocam. Keçan, biz de seni görelim. Yani arkadaşlar, bizim söylediklerimize kızıyor musunuz? Kızmıyor musunuz? Görmemiz lazım bizim de ya. Kamerayı. Evet, kamerayı açarsınız. Ya şimdi bir, çok keski hatları olan bir tanımcıdan da öyleydi zaten. Hocam cephe yumuşak. Cephede bunu kaybetmişsin ama yani böyle form olarak tam dikdörtgeni kullanmışsın. İçeride de bu şeyleri güzel göstermişsin. İlk jüride söylediğimiz şu iç bahçeye hani girişi canlandırmışsın. Kafeyi falan koymuşsun. Onlar olduğunu gördüm şeyde. Ama yani burada yani spekülasyon alanlarında çok fazla cömert davranılmış gibi geliyor bana. Yani mesela bir saniye şuradan göstereyim. Hocam kamerayı açamıyorum da. Ben değil, çok şey değil. Yani şurada bu kadar büyük bir alan var. Burada şu diğer odaya giriş için şuradan bir cep yapmak zorunda kalmışız. Yani böyle bir büyük sirkülasyon alanı varsa buradaki girişler biraz daha rahat olmalı diye düşünüyorum. Yani bu kadar büyük şöyle bir sirkülasyon alanımız var. Şuraya bir şey sıkıştırılmış gözüküyor. Yani bu yani sirkülasyon alanlarında bir süreklilik istiyor insan. Şu şey bir şey geldi ama şunu kaldırabiliyor muyuz? Okey, basın. Şu ayrı bir koridorumuz var herhalde. Bu evet. Şeyde tamam. Buna bir şey diyemiyorum. Şu merdivenler üstte mi çıkıyor? Hangisi hocam? Şu mu? Az önce dediğim balkon alanları var ya, oraya çıkıyor. Burada şöyle üst katta şöyle şeyler vardı ya hocam, balkonlar vardı ya, burada göremiyoruz da o alanlara çıkıyor. Evet.
Üst katta çizmişim onu hocam. Alt katta değilsin. Bir gösterir misin o ismini? Anladım. Yani bu katta bu başka bir yere gitmiyor değil mi bu köprü? Efendim hocam? Yani şu köprü diyor. Sadece bu merdivenle çıkıyor. Alt ve üstte izleyebilmek adına bir köprü değil mi bu? Yani şeyleri izlemek adına yapılan bir köprü, jürileri hani üst kata çıkmak adına değil de daha çok jüri izlemek için. Zaten hani iki çekirdeğin yeter kadar yeterli olduğunu düşünüyorum o yüzden. Hani o yüzden merdivenlerde sağanlık da kullanmadım, hani çıkmak amaçı değil de. Yani üst katı kullanmak değil de jürileri izlemek, biraz daha hani heyecan katmak gibi bir şey. Hocam aslında amaç şuradaki galeri boşluğunu çok tanımsız kalmıştı ya, çok büyük olduğu için bunları biraz bölmek amacıyla yapılan, hani şuraya, şu bölgeye ve şuraya bakılabilecek bir teras alanı oluşturabilmek. Seyir terası, seyir platformu oluşturmak aslında amaç. Yani o seyir balkonu gibi bir şey oluşturmak istemiyorsa, yani bunu üst kata merdivenden çıkan insanlar buradan ulaşsın. Yani ilk girişte merdivenle girişi burasına dahil değil mi? Platformu hocam şuraya alsak da hani bu platforma erişim veremeyeceğiz ya da nasıl yapalım hani? Platform şöyle arka tarafta olsa da hani buradan ve buradan izlenecek olsa, şu alanlardan geçişler verilebilir. Yani bunu biraz daha şekillendirerek böyle de yapılabilir. Mi? Bilemiyorum. Hocam aslında direkt cephede bulunduğu için oraya platformu koymak istemedim de. Hani... Belki şu hani maviyle gösterdiğiniz yanlarda bir şeyler var ya. Evet hocam. O nedir? Bir küçük bir de büyük bir şey var. Hocam bu toplantı odası yazmışım da, diğeri de teorik sınıf soldaki. Ya onlar mesela başka bir yere alınıp hani bu galeri boşluğunun yani şuradaki tanımlaması gösterebilirsem şu şeyden göstereyim. Hani tanımlaması şu şekilde olabilir. Yani şurasını boşaltarak, yani şöyle bir aşağı izleme, hani seyir alanı oluşturulabilir. Yani şunları buradan başka bir yere almak yoluyla, yani burada koridor yapmaktan ziyade bu şekilde daha tanımlı bir şey olabilir. Çünkü öbür türlü bayağı bir zorlayacak gibi, yani şurada koridor yapmakta. Bir de belki hani bu merdivenlerden bir tanesi kaldırılabilir. Hani şu bir tane yeterli olabilir. Eğer hani şuradan geçiş verilecekse. Ama bence buna da gerek yok gibi sanki. Hani burası böyle açık, temiz bir alan olabilir. Peki hocam. Yani şuradaki, peki, bilemiyorum Hakan hocam ve Güney hocam ne der? Yani şuna gerek olmayabilir. Şuradaki bağlantı şeridine gerek olmayabilir. Yani şurası şöyle bir tanımlı bir alan olabilir. Bence onun dışında bir de şurada küçük bir şey var. Yine galeri boşluğu var. Bu çok, yani galeri boşluğu için çok küçük bir alan. Yani hocam, ona gerek var mı bilemedim. Aslında Hakan Hoca da az önce ondan bahsetti. Güney Hoca da hani şu girişten bahsetti. Şu kütüphaneyi şuradan alarak, evet, hani şu alan büyüdüğünde galeri boşluğun genişliğini de arttırabiliriz bu şekilde. Ben onu duymamıştım. Affedersiniz. Tamam.
Yani şey çok küçük bir yani bir mekan orası. 3'e atıyorum 6 gibi bir yer gibi düşünsek. Hani koridor genişliği gibi düşünsek. Evet çok hocam. Çok cılız olacağı için hani üst katta belki hani bunu daha geniş tutuyorsun. Hani böyle tutuyorsun ama alt katta çok indiği için hani daraldığı için o ışık hüznesi gibi gözükecek. Hani yukarıda böyle bir boşluk var ya da tam tersi çizelim. Yukarıda böyle bir boşluk var ama altta böyle bir boşluk var. Yani gelen ışık bu sefer çok aşağıya az gelecek. Hani eğer böyle düşünürsek şöyle gibi çatısını da böyle koyduğunu düşünürsek. Yani o yüzden şu yırtığı planda şu alanları ya da şu boşluğu biraz daha genişletmek gerekebilir. Peki hocam. Burası şey mi? Çok konferans salonu iki katta devam ediyor hocam. Orası iki kat yüksekliğinde kesitte gösterdi aslında burayı. Buranın çift girişi var. Altta buradan giriyor, üst katta buradan giriyor. Yani bu katta aslında burada da bunları ince ince göstermek gerekiyor. Anladım, ben o şeyi anlayamamıştım. Yani yerleşimi nasıl, kesitte çok dikkat etmemişim. Kusura bakmayın. Yok yorulduk hocam, hepimiz yorulduk. Bir de projeyi ben bildiğim için hani biraz şey yapıyorum. Hani. Kesitte şurası hocam. Evet. Burası. Ben ve alt tarafta öbür kottan giriş var. Evet. Evet. Güzel abi, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdilik benim var. Vallahi gördük sizi de. Çeçen'in önüne sağlık, sağ olasın. Bir de Çeçen, pardon. Bu girişte hani sağ tarafı güneş kanısına da yapmışsın. Sol tarafı farklı bir cephe şey yapmışsın ya. Yani bunun birini kullanacaksın değil mi? Yani bir taraf bir cephe, bir taraf farklı bir cephe olmayacak değil mi? Yani çünkü çok fazla malzeme çeşitliliği olmuş cephede. Yani o cepheyi biraz daha sadeleştirmemiz gerekiyor bence. Yani sağ taraftaki o güneş kırıcıları kullanacaksan o değil de bir şey yap diğer tarafa da. O girişin olduğu kısımdaki şu orta bir anladım hocam. Teşekkür ederim. Aslında yumuşatmak amacıyla artık karıştırdım. Hani bir şeyler kullanmaya çalıştım. Yani çok fazla farklı malzeme kullanmayalım bence. Peki hocam. Hı hı. Bir de modellerinizde yani üç boyutlu modellerinizdeki hani net görüntüyü görünüş çizimlerinde göremiyoruz. Görünüş çizimlerine de aynı şekilde aynı renklerle yansıtırsanız ya da yani teknik anlamda daha hoş bir görünüş olabilir. Yani daha net bir görünüş olabilir. Biraz orada daha böyle şey olmuş. Birlik. Farklı renkler kullanmıştım. Evet, farklı renkler yani tabii hani sunum açısından o sizin değerlendirmeniz de biraz daha basit kalmış demek istiyorum aslında. Yani renderler daha güzel, daha net ama görünüşler biraz daha o şeyi göstermiyor. Elinize sağlık. Teşekkür ederim hocam. Sağ olasın Çeçen. Hocam bir arkadaşımıza daha söz verelim mi? 3 kişi kaldı. Yoksa devam mı? Yani bırakalım, tamam mı, devam mı diyelim molanı. Yorulduysanız diye soruyorum özellikle. Bilirsiniz. Yani bir arkadaşımızı da alabiliriz. Tamam. Ceren, Büşra, Hüseyin burada mısınız? Can, ben gelebilirim. Buyur Ceren, söz senin. Evet.
paylaşım yapıyorum. Ekranım geldi mi hocam? Evet. İlk önce yine analizlerimden ilk başta bahsetmiştim. Burada sadece alanımı göstermek istiyorum. Yani de herkesin yaptığı ortak alanın biraz ilerisinde bulunuyor. Birinci kat planında benim alanım biraz dar, 75'e 85 metre bir alan. Bu yüzden dış hacimde çok oynama yapamadığım için hareketliliği iç hacimde sağlamak istedim. Burada rektörlük bulunuyor. Bu kısımda da devam eden fakülteler var. İki giriş aldım. Biri rektörlük tarafından, biri de öğrencilerin devamlı kullandığı yürüyüş yolu üzerinden. Burada yani öğrencilerin kullandığı yürüyüş yolu üzerindeki girişte ilk önce sergi alanı, serbest sosyal alan, kafeterya gibi sosyal mekanları yerleştirdim. İlk kat en çok insan sirkülasyonunun olduğunu düşünerek. Onun dışında alan, yani binanın kendi içinde idari birimi belli bir yerde kurguladım. Kendi içlerinde dış koridor dışında bir koridor oluşturdum kendi içlerinde kullanabileceği. Aynı şekilde kendine ait bir merdivenleri de var. Sosyal alanlar, idari birim ve derslik ve derslik alanları olarak kurguladım. Oluşturduğum iç bahçelerde de iç bahçenin içinde girintili olarak kullanılabilecek stüdyolar. Yani cam kenarlı stüdyolar düşündüm. Maket atölyeleri ve serbest çalışma alanları olarak planladım. İkinci kata geldiğimizde de yine altta oluşturduğum stüdyoların bir kısmı üst katta da devam ediyor. Buraya ait yine çalışma stüdyoları ve yüksek lisans derslikleri olarak kullandım. 15-20 kişilik arası. Kuzey cephesine yakın bölgeleri genelde derslik olarak kullandım, ışığın kullanım açısından. Bir konferans, seminer salonu ve önünde bir faya alanım var. Alt katta oluşturduğum idari birim üst katta da devam ediyor. Yine kendi içindeki koridorla. İdari birimin bir kısmı alan içerisindeki iç bahçeye bakıyor. Yaşları olan ışık ve havayı bu alandan sağlayabileceklerini düşündüm. Çünkü bu alanın üstü üst yüzeyde de açık. Yani cam olarak. Cam kapalı mı, açık mı? Cam kapalı. Yani görsel olarak açık. Yani aslında aydınlık. Yani anlaştık, tamam. Ablo evet, değil yani. Hayır, hepsi açık değil. Açılıp tamam. Kapanabilen birimler düşündüm. Mevsimsel ya da burguya göre değişen. İki kata dahil olarak bir de yarım bir kat, yani alanın yarısını kaplayan bir kat daha çıktım. Bu katta genelde kütüphane ve serbest çalışma alanları var. Yine bu katın aşağı inmek zorunda kalmasınlar diye bir yeme içme mekanı, tuvaletleri ve oturma birimlerinden oluşuyor. Bodrum katta da İç bahçe hizasındaki kısmı toprak olarak kullandım. Sadece iç bahçe dışındaki birimleri depo, personel odası, elektrik ve teknik birimler olarak düşündüm. Bu şekilde vaziyetim. Kesitlerimde de hemen şurada kesitten göstereyim. Pardon. Şu şekilde bir kesit aldığımda İç bahçeden geçen böyle bir film oluştu. İç bahçe içinde oluşturduğum stüdyolar, yine cam kenar yüzeyle olarak oluşturduğum stüdyolar bulunuyor. Aynı zamanda yeşille beraber
insanların da orada dolaşabileceği yerler olarak kurguladım. Bu şekilde koridorlar etrafında dönüyor iç bahçenin. Tam tersi yönünde, yani şu şekilde bir kesit aldığımda da belki sizinle. Şuraya kadar iki kat devam ediyor. Bu kısımda bir üçüncü kat daha var, kütüphane ve çalışma alanlarının bulunduğu. Yine iç bahçede stüdyolarımız iki katta devam ediyor. Bu şekilde bodrum katı da dediğim gibi iç bahçenin alt kısmını zeminli toprak olarak bıraktım. Yani kat olarak inmedim. Onun dışındaki birimleri indim. Şu şekilde aynı kesitte de konferans salonumun ufak bir kısmını göstermek istedim. Seminer salonu. Bu şekilde üç boyutlu anlatımda da insan sirkülasyonu yoğun olduğu yürüyüş yolu üzerindeki girişi ben şu kısım. Aynı zamanda kafeteryanın bulunduğu birimi dış hat, yani dış zeminde oluşturarak yine aynı şekilde güneş kırıcılar ve dış mekan kullanımı açısından yeni bir yer olarak düşündüm. Şurası rektörlük bölümüydü değil mi? Yani rektörlük burada ne taraf? Burası ana giriş. Rektörlüğün karşı kısmına gelen. Tamam. Öteki öğrenci girişi de şuradan oluyor değil mi? Evet. Yan taraftan. Kısımda öğrenci girişi. Tamam. Tamam. Yani şurası öğrenci girişi. Rektörlük evet. De bu tarafta kalmış oldu. Evet. Değil mi? Tamam. Peki. Onun dışında... Güney'e bakan kısma girişi almışız. Peki. Evet. Evet. İki giriş olduğu için aslında ana giriş burası olarak da düşündüm. Biraz rektörlüğün de etkisi olarak. Ama büyük küçük girişler değil de ikisinde belki ana giriş olarak kullanabilirim diye düşündüm. Yani birine ağırlık vermek yerine. Bu şekilde kafeteryanın dış kısmında oluşan birimler ve dış birimde oluşan ışık kırıcıların da oluşturduğu oturma birimlerle dış mekanda da yeni aktivitelere alan oluşturabileceğimi düşündüm. Yine bu kısım rektörlüğe bakan, bu kısımda öğrenci yürüyüş yolu üzerindeki birim. Yine bu şekilde dış mekanda yeni deneyimler sağlanmak için. Şu şekilde üçüncü katımda da güneye genel kısım olduğu için ışık kırıcılar kullandım. Genelde tek tip ışık kırıcı kullanıp bunların boyutlarıyla ve enleriyle oynadım. Çok fazla dil farklılığı olmasın istedim. Yani karmaşa. Bu kısım arka cephe, yani kuzey cephesi, yol tam bu tarafta kalıyor, öğrenci yürüyüş yolu. Bu kısımda da çift cam kullanarak belki buradaki ısı yalıtımını sağlayabilirim diye düşündüm. Hemen kesitte de göstereyim. Havalandırma falan yapmışsın. Şu şekilde. Değil mi? Evet. Ya aslında şöyle... Çift idarlı cephe oluşturmaya çalışmışsın onu bu bölgede. Fakat evet. Çift idarlı cepheler genelde hani tampon bölge demek daha doğru bunlara aslında. Evet. Isı yalıtımı oluşturmaya çalıştım dediğin anda o başka bir yere gidiyor. Hani teknik konuşmak gerekirse eğer, hani teknoloji dilinde dersek eğer, hani o yüzden hani camdan, yani şeffaf elemanlardan ısı yalıtımı olmaz. Sadece hani saydam yalıtım olabilir. O da ısı yalıtımının niteliğinde değil. Yani tronk duvarı tarzında bir şeyler yapılabilir. O da kuzey tarafa değil, güney tarafa yapmak daha doğru. Burası tampon alanı olarak söyle, olur mu? Yani tamam. Isı yalıtımı ya da ısı, öyle bir şeyden bahsetme. Tamam hocam, tampon alan. Yani insanların nefes alabilecekleri ya da evet. bloklayacağımız bir yer diye düşünüyorum. Planlara gelir misin? Ben geliyorum. Render'lar çok. Şimdi dünyanın her tarafından olduğu için şey yapalım. Projenin başlangıcından itibaren epey değiştirdik aslında, farkındaysan. Bayağı farklı projem. Epey farklı hem de. Çok daha mekandan netleşmiş vaziyette. Çift giriş var aslında.
Ama bu giriş iki ara koridor ve bir paralel koridorla kendi içinde sirkülasyonunu sağlıyor. Aslında kendi içimizde baktığımız zaman hani ana bir yeşil alan koskocaman. Evet. Etrafındaki tanımlı şeylerle beraber, koridorlarla beraber ve içinden geçen aynı zamanda yaşanabilir bir mekan haline getirmiş. Bu güzel, lezzetli bir şey bence. Güzel tarafa sınıf mevcudunun kalabalık, yani kullanıcısının kalabalık olduğu ve aynı zamanda güneşin de daha stabil geldiği bir mekanlar açmışız. Hani bu alanlarda güneş gelmediği için daha sınıfa uygun olduğunu ben düşünüyorum. Güney tarafını aldığımız zaman çok sıkıntı yaşıyoruz çünkü bu anlamda. Hoca odalarında doğuya, güneye ve doğuya baktırmışız. Şu odalar biraz güneş açısından sıkıntılı ve yandaki blok çok yakın olduğu için birazcık şey sıkışmış vaziyette, ama şu odalar tadından yenmez durumdalar. Yani ben buradaki odalarda kalmayı isterdim yani mevcut odamıza bakarak. Girişte hemen kafeterya ve sosyal mekanları almış olman da güzel bence. Eline sağlık. Teşekkür ederim hocam. Evet, ben de aynı şekilde ilk projeye göre epey aşama kaydettiğini düşünüyorum bu projenin. Yani girişler çok doğru çözülmüş geldi bana. Yani iki farklı giriş var ama birbirlerine kavuşmak şeyi başarılı çözülmüş. Ya ben sadece şu öğretim elemanları odasında çift koridor oluşturulmuş ya. Bu gerekli mi acaba ya? Yani aslında burada da koridor var, burada da koridor var. Bunun etrafında yani bu sürekliliği sağlamak için, bu da öğretim elemanlarının bir cep oluşturmak için yapılmış bir şey. Yani koridorla koridor yan yana olması biraz rahatsız etti beni gerçi, ama bir de şurada öğretim elemanlarının olduğu yerde bir merdiven daha mı çözdük? Evet, yani orası sanki mekan içinde ayrı bir blokmuş gibi davranıp kendi yukarı çıkmaları vesaireyi o kısımda çözmeyi düşündüm. Ve öğrencilerle de, yani mesela bizim fakültede şu an öyle, biraz ayrı kalıyorlar ve genelde sessiz oluyor o bilim. Yani bu şekilde şu bilimlerle tam kapatmadan bir kısmı saydam, bir kısmı ufak yüzeylerle yani görsel devamlı biraz kesip biraz devam ettirip biraz daha onlara özel bir koridor oluşturabilirim diye düşündüm. Çünkü yani mesela bu pardon sözünü kestim ama yani burada hocaların kullanması gereken koridor genişlik koridor yeter olur. Yani bu merdiven de koymak gerektiği için buraya bu koridoru geniş tutmuşuz. Merdiven halbuki burada köşede dışta da şeyde ayrı çift kollu bir merdiven yapın. Hocaların şeyini yani böylelikle hem odaları da daha büyütebilmiş oluruz veya o kadar ihtiyaç yoksa şuradaki alanı genişletmiş oluruz. Bu merdiven için koridoru geniş tutmuşuz. Çünkü bu koridor gelecek, karşılayacak, bir kısmı merdivene gidecek diyerekten burada bir şey olmuş. Yani o merdivenin yeri orası değilmiş gibi sanki. Bir ona bir bak bence. Şuradaki iç bahçelerini ve içerisinde çözdüğünüz şeyleri başarılı buldum. Bunlar güzel. Şu sınıflar da gayet düzgün oturmuş şu anda. Şeyde. Şu kısım tuvaletlerin olduğu kısımdır. Bir saniye. Şurası mı tuvaletlerin olduğu kısım? Evet. Şeyin karşısında, evet. Üst katımıza gelebilir miyiz?
Burada da kullandığım iki taraflı öğretim görevlisi odası içinde hani koridor daha iyi olabilir gibi düşünüyorum. Yani biraz öğretim görevlilerini yani idari birimi kendi içinde özelleştirmek adına öyle yapmıştım ama başka çözümlerde bulabilirim sanırım. Bakar bakayım. Blok içinde blok çözmeye çalıştığım için hocam şuralarda şey sıkıntısı oluşmuş durumda. Yani araya koridor yapmaya çalışıyor ya hocam. Alt katta da koridoru o yüzden dolayı bölmek zorunda kaldı. Yani alan çok dar. Yapamadığımız için şey yapamadık ya. Yani yer oluşturamadık yani. Çünkü seçtiği alan çok kompakt bir yer. Mümkün olduğu kadar sıkıştırmak zorunda kaldık. Ondan dolayı öyle yaptı. Başka nasıl yapabiliriz onu benim de aklıma gelmiyor. Ya da koridoru iyice bu tarafa doğru uzatıp buraları da böleceğiz. Bu mekanı da diğer tarafa taşıyacağız. Bu sefer de yeterli derslikle atölye sayım azalıyor. Onu da denemiştim 2 hafta önce. Yok ben hani o süreci hocalarıma aktarmak adına senin adına söylüyorum yani şey değil. Oynamaya yerim dar hocam. Yani sıkıntı orada. bu binamız o yandaki bina bu kadar niye yapışık? Yani öyle bir şey mi var? Zorunluluk mu var? Çünkü şu yan tarafta çok geniş bir alan var. Neden sıkıştırıyoruz? Sıkıştırıyoruz oraya. Otopark vardı ama yani şuradaki boşluk o öğretim elemanlarının baktığı o kadar dar bir alan ki yani bu bina hani biraz bu tarafa sol tarafa doğru ötelenebilir mi? Tabii otopark alanını şimdi ben kurgulamadığınız için bilemiyorum. Hani yeterli alan var mıdır? Yani neye göre karar verdiniz? Hani Hakan Hoca ile onu bilemiyorum da. Onu yok sayabilirsek aslında sadece sordum. O denebilir mi? Vaziyeti bir açabilir misin? Vaziyette otoparkın yani kaybolmuş çizgiler. Yani orayı taştık bile gibi gözüküyor da. Değil mi? Birazcık taşmışız gibi de gözüküyor. Evet. Yani çünkü bayağı daralttı otopark. Ama onu yok sayabilirsek. Şimdi vaziyet planında şuradaki alan ne kadar onu görebilir miyiz? Şu kısımdaki. Hani analiz paftalarında gösterdin ya seçtiğin alanla beraber oradan bir bakabiliriz. Şu kısmını. Mühendislikler şurada bitiyor hocam. Mühendisliklerin bittiği yerin hemen akabinde başlayan bir şey. Hani şurada küçük bir dar sokakımsı bir şey var. Ön tarafımızda otopark var. Bu otoparkı kaldırdığımız anda yani bu bölgede başka bir şeyimiz yok. Yani evet. O yüzden sıkışmış yerdeyiz. Ya otoparkı iptal edip şey yapacağız. O da rektörlüğe çok yaklaşacak bu sefer. O seçilen alanın tamamını mı kullanıyoruz biz? Hemen hemen evet. Yani o binanın giriş bölümü oraya kadar dayanıyor mu? Şuradan ve şuradan. Ha. Benimkinde biraz taşmış bile olabilir o toparta. Ben ses etmedim de hani anladım. Dikdörtgenden orada kareye çıktı çünkü. Evet. Ben orada boşluk var zannediyorum. Yani önünde bir boşluk var gibi algılanıyor. Hani sanki o yüzden yani bu tarafa çekebilir miyiz diye şeyde bulundum ama. Demek ki Ceren'le iniş zemin katta peyzajı ve yaya otopark araç yolunu da işlemek gerekiyormuş. Evet. Yani öyle bir algı oluşuyor. Peki yakınlarda şimdi bu otoparkı mı kullanacaklar buradaki evet. Gelenlerden?
ve şu kısımda otopark, bu kısımda otopark. Ne otopark var başka? Bu kısımda ve bu kısımda. Evet, ama zaten hani mecbur şey mevcut otoparkı zaten iptal edemiyoruz yani. Hani gerçeğine uygun yapacaksak. O yüzden hani öyle kalacak gibi gözüküyor. Evet, ya da zemin katının alanını biraz azaltmış. Yani. Ki daha biraz... yönetmeliklerle ilgili de hocam şey bazı yerleri de açtık yani. Üç kat olan yerlerimiz de var. Yani yönetmelik olarak da baktığımızda uymadığımız yerler de var yani. Uymayan yerler var. Ama hani burada mevcut otopark var. Buna dokunmayın derlerse hani o projede öyle bir şey gelirse değil mi? Hani o yönden mevcut şeye dokunmamak lazım. Hocam aslında bizim alanımız yani ben kareye biraz daha yaklaştığımız için buraya birinci çizgiye veya ikinci çizgiye kadar ben geldiğimizi düşünüyorum. Birinci çizgide falan. Çaktırmadan bak şimdi söylüyorsun da hani ben farkındayım alanın şey yapmadığının farkındayım da çok ses etmedim. Biz buradaki bir kanalı yani bir kolu otoparkı iptal ettiğimizi de düşünebiliriz hocam. Tamamına değil de. Anladım. Yani o makro ölçekte böyle düşünülebilir yani. Aslında ilk haftalarda belli şeyleri bir kısmını yok sayabileceğimiz falan söylemiştim. Evet, ben de belki bu bir kolda şey yapabilirim diye düşündüm. Çünkü ya her şey olabilir. Ama rağmen. Ya yetmiyor, alan yetmiyor. Ya yarım kat kod farklı çözmek zorundasın. Sınıfları ve hoca odalarını yani yarım kat birbirinden ayırmak zorundasın ki her koridoru yani yarım kat çıkarak ya da inerek şey yapmamız gerekiyor. Mevcutta olduğu gibi şu anda kullandığımız gibi ve hoca odalarıyla sınıf yüksekliği de birbirinden farklı. Evet. Farklı olduğu için de şey de yapamıyoruz. Bir tarafı 3 kat bir tarafı 2 kat yapıyoruz ama hala şey yeterli alanımız yok aslında. Hani şurasını 2 kat, burasını 3 kat gibi yapıyoruz ya. Belki burayı bile 3 kat yapsak bizi kurtarmayacak. Yanlış anlamıyorsam. Değil mi? Hoca odalarımızın çünkü yeteri kadar hoca odamız yok hala. Ya şu an 28 yaklaşık 30 var. Evet yani 31 mimarlık bölümü için hele ki bizim gibi öğrenci sayısı fazla olan bir fakülte için çok az. Evet. Yani orada planlama rezerv alan bırakmamız gerekebilir ön tarafta iki katlı olan yerde. Ama zemin kattaki o çözdüğümüz düzgün şey üst katlarda da devam edebileceği için ona çok ses etmiyorum ben. Yani öyle söyleyeyim sana. İhtiyaç var denildiği zaman iki katlı olan yer üç katı da çıkarılabilir. Evet. Ben çalışmanızı beğendim. Elinize sağlık. Yani özellikle cephe çalışmaları çok başarılı, çok güzel. Çok güzel. Güzel şey, girişler tanımlı. Elinize sağlık. Cephe'nin bir dili var yani. Efendim hocam? Cephe'nin bir dili var diyorum. Yani belli bir tarzı var. Böyle birbirini yani sürüklüyor cepheye baktığımız zaman. Yani çok göz yormak istemedim. Evet, yormuyor. Gayet düzgün olmuş. Ben de tuttum cepheyi. Gören emin sağlık. Sormak istediğin bir şey var mı? Teşekkür ederim hocam. Yok. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Teşekkür ederim. Eline sağlık, sağ olasın. Kaydımız hemen olur olmaz ben dönüş yapacağım. Az sonra görüşmek üzere. Tamam, ben de eve geçeyim bu esnada. Tamam, görüşürüz. Oldu, görüşmek üzere.